Hayırdır Selim? Hı? Ya biliyorsun ilk çıkmaya başladığımız Ayşegül her gün çiçek alırdım. Uzun zamandır almadım, sevgim azaldı sanmasın. Vay be, aşka bak. Arası başım artık. Kokla, nasıl kokuyor? Güzel, çok güzel. Sen de Ceren'i al. Nesi var? Bilmiyorum abi. Soralım, sorsana. Ben sormam abi. Toygar abi. Köt! Ben size parmak kaldırmadan konuşmayacaksınız demedim mi? Dedin abi. O zaman neden parmak kaldırmadan dedin abi diyorsun he? Abi dur. Niye sen bugün böyle sinirlisin ya? Çünkü ikiniz birden parmak kaldırmadan konuşuyorsunuz. Ne var? Ne? Abi kol. Kusura bakmayın çocuklar ya. Bu aralar kendimi biraz stresli ve agresif hissediyorum. Lafı mı olur? Konuş. Abi niye agresif hissediyorsun ki? Mutlu hissetmen lazım. Bak Tuğçe yenge sayesinde Rüya yengeden kurtuldun. Ha. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak denir çocuklar. Öyle mi denir? Bilmiyorum ki. Dün gece beni tam 68 defa aradı. Niye? Niye abi? Çünkü Selim'i kızdırmak için tam 68 tane plan yapmış. Hepsi içime tek tek aradı ve tek tek tekrar ettirdi. Manyak! Yok abi, o kadar da yapmamıştır ya, abartma. Toygar! Toygar! Efendim? Ne dedin sen? Efendim, bir tanem. Alışacaksın zamanla. Neydi planın 14'e göre ha? Okul sınırları içerisinde sen bana bir tanem, bence sen hayatım diyecektim. Neyse. Selim Bey okul kapısının önünde elinde çiçekle Ayşegül Hanım'ı bekliyorlar. Bu durumda biz ne yapacağız ha? Plan 67. Plan 67'ye göre ne yapacaktın? Ben seni arayacağım. Aradığında da sen bana böyle aşkla koşuyordun. Değil mi? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ne dedin anlaşıldı, sen? Anlaşıldı bir tanem. Allah'ım ya, alışacak. Konuş! Toygar abi, şimdi benim bildiğim üzere bir aşk evliliği, bir de mantık evliliği vardır. Şimdi bu Tuğçe yengeyle sizinki aşk çıkması mı, mantık çıkması mı? Günaydın. Günaydın. Benimki hazin bir aşk çıkması çocuklar. Ben çıkmaz bir aşkın kurbanıyım. Vay be. Ne haber Selim? Hı? İyidir. Vallahi ben de çok iyiyim. Yoğun bir aşkla yoğrulmuş, seviyeli bir ilişki cidden insana çok iyi geliyormuş. Biliyorum. Daha neler? Aynı. Sen bana sormayacak mısın ne var ne yok diye? Sende ne var ne yok? Ne var hemen söyleyeyim. Toygar'la böyle birlikte yoğun bir aşkla yoğrulmuş seviyeli bir ilişkim var. Ne yok dersen de ilişkimizde hiç mi hiçbir problem yok canım. Çok mutluyuz yani. Güzel. Günaydın Selim. Günaydın. Bunlar sana. Ay. Çok güzeller. Canım benim, ne kadar naziksin. Sen de. Ben gidiyorum çocuklar. Emir büyük yerden. Plan 67. Görev bekler. Vah vah vah. Dağ gibi de adamdı be kanka. Büyük adamdı. Çek şu elini be. Ay çok teşekkür ederim. Sen daha güzellerine layıksın ama. Aşka bak ya. Ay aşka bak ya. Ay sen kızım var ya aşk falan görmemişsin. Sen şimdi birazdan gerçek aşkı göreceksin, tamam mı? Hı hı. Aşk. Bir tanem. Aşkımın yolunu üzerine sen taş koydun. Ya
Ne diyorsun ya? Boş ver. Cidden nereden çıktı bu taşlar? Ya vallahi ben bir şey yapmadım. Herhalde sen yapmadın canım. Buradan taş alıp oraya mı koyacaksın? Yani. Doğru. Neyse siz durun ben bir bakayım. Gel yardım edeyim gel. Gerek yok. Sen bilirsin be. Bu dağ hiçbir şey Toygar. Benim üzmenin cezasını çekeceksin. İyi ki sihirli güçlerim alınmadan şu kavanoza 3 tane sihir saklamışım. Şimdi kulağımın tam zamanı. İntikam! Ne haber koca? La la la! Çocuklar, haftaya biyolojiden yazılı yapacağım. Bu sefer çok zor soracağım ona göre. Hocam, hocam zaten hep çok zor soruyorsunuz. Yapmayın hocam ya. Tamam, kes, 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 kes. Şimdiye kadar kolay sorduk da ne oldu? Allah Allah. Bu sefer aileniz kağıdı gördüğü zaman... ...yavrum bu kağıdın hali ne böyle diye sorduğu zaman dersiniz ki... ...hoca bu sefer çok zor sordu. Bu yüzden böyle not aldım. En azından rezil olmazsınız çocuğum. Aa. 8., 9. ve 10. bölümlerden soracağım. Sonra hocam ben duymadım, ben görmedim, ben bilmiyorum demek yok. Tamam mı? Neyse, sorusu olan varsa artık onda bir sonraki ders. Ne yapacağız bilmiyorum ya? Bilmiyorum. Çok sıcak. Arkadaşlar ben hemen söyleyeyim. Ayşegül arkadaşımızın kesinlikle bir sorusu vardır ki bence de olmalı. Ayşegül şimdi kendi kendine düşünüyordur. Ben böyle kendi halinde zavallı, ezik, gariban ve de hiçbir özelliği olmayan bir kızım. E ben öyle olmama rağmen bu Selim hangi akla hizmet beni sevebiliyor? Ayşegül'cüm ben sana hemen cevabını vereyim. Sen hiç yorma kendini. Büyü yaptın çocuğa, resmen büyü yaptın. Vuduladın çocuğu, kara büyü yaptın ona. Eskiden olsa Selim'i kurtarmak için çabalardım ama artık Toygar'la yoğun bir aşkla yorulmuş seviyeli bir ilişkim var. Ve artık hiç kimse umurumda değil. Toygar'cığım, değil mi hayatım? Öyle bir tane. Evet. Bana bak, bu 2 oldu. 3. de Selim parayla başına gelebilecek her türlü felaket getirin başına, anladın mı? Ya ne diyorsun sen ya? Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmamışmış. Uyuz. Allah'ım ya. Ne sıcak ya. Ay vallahi içerisi dışarısı fark etmiyor ya. Ay müdür dilaver de güya 2 yıldır klima taktıracak okula. Kendi odasında var. Umurunda mı dünya? Evet. Ay. Ayşegül. Efendim? Tuğçe'nin dediklerine kafan takıldıysa boş ver. Yok ben... Ya Tuğçe ile Toygar'ın başına gelenler. Ya ben yapmadım biliyorsun değil mi? Biliyorum Ayşegül. Zaten nasıl sen yapabilirsin ki? Hokus pokus diyeceksin de sandalyeden düşecekler. Önlerine taş mı çıkacak? Ay cidden çok komik olurdu ya. Düşünsene böyle hokus pokus diyorsun şak sandalyeden düşüyorlar. Ya. Selim ya bir şey soracağım ya. Toygar'ı gördün mü? Hayır. Ay bak ister misin şimdi bana yine hediye alabilmek için öğle tatiline ta çarşıya kadar gitmiş olsun ha? İster misin? İstemezsin tabii ama söyleyemezsin de tabii canım. Üf, neyse canım ben anladım anlayacağım. Mesajı aldım yani sen yorma kendini. Tamam. Ay arkadaşlar ben çok bunaldım, durulmuyor dışarıda. Küresel ısınma ne felaket bir şeymiş ya. Bu sene kar yağmadı farkında mısınız? Doğru. Bir kayak yapamadık ha. Aa sever misin kayak yapmayı? Çok severim. Ya biz normalde Selim'le her sene 2 defa Uludağ'a çıkardık. Bu sene 0. Çok özledim ya. Elime bir imkan geçse okul mokul dinlemem gözüm kapalı giderim vallahi. Çok içimde kaldı. Gideriz ya. Değil mi çok güzel vallahi gideriz. Hadi. Hadi. Otur yavrum, otur, otur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.